Kıymetli basın yayın mensuplarımız, ben aslında onları seyrederken çok duygulandım. O spor aşığı, o sağlıklı toplum, birlikteliğin, beraberliğin mesajlarını verenlerin ikisi yanımızda şu anda. Hemen yanımda olan Sayın Ömer Uzun, Sayın Muzaffer Şahin katılamadı. Ama Sayın Ömer Uzun yanımızda. Sayın Muzaffer Şahin'in yine videoda mesajlarını aldık. Sayın Ömer Uzun Bey yanımızda. Hemen sol tarafımızda misafirimiz. O videodakilerden birisi. Bakın nasıl bir spor aşığı olduğunu oradaki mesajlarında dinledik. Sporu çok seviyorum diyor. Ve eski bir koşucuyum diyor. Biz onun eski koşucu olduğunu kabul etmiyoruz. Eskimeyen koşucu olduğunu kabul ediyoruz. O yüreğiyle, o güzel mesajlarıyla birlikte herkesi Pazar 24 Şubat saat 9'daki maratona, 21 kilometrelik yarım maratona ve halk koşusuna ve 10 kilometrelik de koşuya davet etmiş oluyor. Böyle güzel bir yüreğin sahibine şehrimizde bu müsabakalara, bu birlikteliğe katıldığı için huzurunuza da çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen yanımda yine çok kıymetli bir hanımefendi var. PTT Baş Müdürlüğü'nde halen daha memur kendisi. Yine oradan verdiği mesajları birlikte dinledik. Hem özellikle herkesi davet ederken bayanları ayrıca davet etti. Dikkatinizi belki çekmiştir. Dedi ki mutlaka 24 Şubat'ta tüm bayanları evlerindeki işlerini tamamlamış, tamamlamamış olsalar bile zaman ayırmalarını ve yarım maratona, 10 kilometrelik koşuya ve halk koşusuna katılmaya davet etti. O da öyle bir yüreğin sahibi. Hemen sizlerle birlikte bu mesajı bütün Trabzon'a ve bütün ülkeye vermesi bizi ayrıca sevindirdi. Peki bir tane daha 1951 doğumlu koşucumuz vardı orada. O da Artvin Hopa tarafında olduğu için buraya yetişemedi ama koşuya geleceğim haberini size gönderdi. Ve o kıymetli hemşehrimizin de söylediği neydi? Bütün Trabzon'u, Artvin'i oraya davet ediyorum. İlk koşuya nasıl katıldığını, 4 kilometre koştuktan sonra kendisinde bir başka koşu arkadaşının eklendiğini ve onun da sonunda yine bir mükafat almaya hak kazandığını beyan ederek yine çok güzel bir mesajla birlikte bizim bu spor aşığı şehrimizin nasıl bir hizmet ortaya koyduğunu, nasıl gönülleri buluşturduğunu göstermek istedi. Ben hem huzurunuzda Sayın Nebahat Atasoy Hanımefendi'ye hem katılmış olan Sayın Ömer Uzun Beyefendi'ye ayrıca teşekkür ediyorum. O gösterilerde, videolarda da mesajını vermiş olan Sayın Muzaffer Şahin'e de huzurunuzda Trabzon adına teşekkür ederken en sonunda da gençlerimizi gördük değil mi? O gençlerin hepsi hani tanım yerine oturmayan tanımla engeli olan diye tariflenen ama aslında engelleri yürekleriyle aşabilen kıymetlerimiz idiler. Son zamanlarda görüyorsunuz takım halinde de kişisel müsabakalarda da uluslararası şampiyonluklara imza atıyorlar onlar. Yani onlar sizlerin desteğiyle, bütün toplumun desteğiyle engellerini aşabilenler. Onlar bizim için çok sevgili, çok kıymetli. Ülkemizi, halkımızı o güzel yürekleriyle birlikte şampiyonluklara da taşıyarak en iyi şekilde temsil eden insan sevgisiyle dolu yüreklerinin cümlelerini beraber dinledik. Eğer dikkat edersek ne dediler? Bir tanesi dedi ki, engelleri birlikte kaldırabiliriz. En son genç bir kız olan o engelini aşabilen evladımız da ne dedi? Engel bedende değil dedi, beyinlerde. O da çok çok güzel bir mesajdı. Bu yılın tanıtımında hazırlığı yapmış olan ben spor dairemizdeki genel sekreter yardımcılarımız olarak bağlı olunan genel sekreter yardımcılarımıza ve kıymetli zamanlarını ayırıp şu anda burada olan daire başkanlarıma, genel sekreter yardımcılarım olarak Sayın İbrahim Kura, Sayın Mustafa Akkaya'ya ve spor daire başkanıma Cemalettin Bey'e, Nihat Hocam'a ayırıyorum. Çok büyük bir gönüllülükle birlikte yıllardır fedakarca belediye sporu yönetmekte olan Nihat Demir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bu bilgileri paylaştıktan sonra tüm Trabzon'a ve bütün ülkeye iletmeniz için de normalde cereyan edecek olan adımları
24 Şubat için tekrar her yıl olduğu gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Söylediğim gibi bu yıl 2019'un 24 Şubat'ında 39. Uluslararası Trabzon Yarım Maratonunu ve 4. 10 kilometre koşusunu ve beraberinde de 24. Halk Koşusunu hep beraber Trabzon'umuzda gerçekleştireceğiz veya işleyeceğiz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu ile yıllardır yapmakta olduğumuz ilimizin kurtuluş etkinliklerinden olan ve bu yılda 39.sunu düzenleyecek olduğumuz müsabakalar bunlar. Söz konusu organizasyonumuza her yıl ülkemizden yüzlerce atletin dışında o lisanslı sporcularımızın yanı sıra çeşitli ülkelerden de sporcular katılmakta. Mesela geçen yıl yarım maratona toplam 723 yerli ve yabancı olmak üzere sporcumuz iştirak etmişti. Bu yıl organizasyonumuzun, bu cümle önemli, kayıtlarına elektronik sistem üzerinden başlanmıştır. Kayıtlar 23 Şubat Cumartesi saat 17'ye kadar sürecektir. Yani tatil günü olmasına bakmaksızın 23 Şubat Cumartesi saat 17'ye kadar bu kayıtlar sürmüş olacaktır. Bu yıl parkuru Atletizm Federasyonu ile istişare yaparak ve uluslararası ölçümcüler eşliğinde değiştirip valilik önünden saat 9'da başlatarak bu belediye önünden, buradaki binamızın önünden geçecek şekilde Şenol Güneş Caddesi'ni takiben eski sahil yoluna inilerek tam itfaiye kavşağından dönülüp o güzergah boyunca Beşirli istikametine kadar giderek Beşirli istikametinde de biraz ilerisinde Uzun Kum Oteli'nin ilerisindeki kavşaktan dönülüp tekrar sahil yolunu takiben Reşadiye Kavşağı'na, yani bir diğer ismiyle İtfaiye Kavşağı'na gelinmiş olacaktır. Oradan ikinci bir tur tekrar İtfaiye Kavşağı'ndan aynı güzergaha döndükten sonra toplam 21 kilometremiz ise nihayeten daha önceki ismiyle Yeni Mahalledeki fuar alanında sona erecektir. Güzergah bu şekilde kararlaştırılmıştır. Maraton 21 kilometresiyle iki tur halinde bitirilmiş olacaktır. Tabii 10 kilometre koşumuz ise aynı güzergahta olacak. Ancak o mesafesi münasebetiyle tek tur olarak yine aynı daha önceki Yeni Mahalle fuar alanında sonlanmış bulunacaktır. Ayrıca söylediğim gibi şehirde yaşayan atletizme gönül vermiş değerli hemşehrilerimizin iştirakıyla da halk koşusu gerçekleştirilmiş olacak. Bütün hemşehrilerimizi Sayın Nebahat Hanım'ın davet ettiği gibi biz de saat 10'da halk koşusuna katılmaya, 9'da başlayacak olan koşuya katılmaya davet ediyoruz. Bu organizasyonlara uluslararası müsabakacılarımız da katılıyor. Şu ana kadarki rakamlardan biraz sizlere söz etmek isterim. Onlar da şunlar. Şu ana kadar toplam 22 yabancı sporcu müracaatını yapmış bulunmakta. Bugün itibariyle organizasyonumuza müracaat etmiş olan yabancı sporcular dahil yerli sporcularımızın toplamı 285 kişi 21 kilometrelik yarım maratona katılacağını ve 178 sporcu da 10 kilometrelik koşuya katılacağını beyan etmiş durumda. Tabii tüm halkımızın katılımıyla birlikte halk koşusunun sayısını artık şimdiden kararlaştırmak mümkün değil. Ama aynı zamanda şu bilgiyi de hemen ilave etmek istiyorum. 23 Şubat Cumartesi saat 17'ye kadar müracaatların sürecek olmasıyla birlikte bu kayıtlar aynı zamanda fiili müracaatlarda da, yani bizzat bizim şu andaki Şenol Güneş Caddesi'nin bitiminde bulunmuş olan belediyemize ait Cemal Kamacı Spor Merkezi'nde de bugün 22 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat müracaatlarda kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgileri paylaşmak sizler vasıtasıyla tüm Trabzon halkına ve yine Trabzon dışından spora gönül vermiş herkese iletmek önemli bir hatırlatmak idi. Bu vesileyle Trabzon'da gerçekleştirilecek olan bu yarım maraton ve 10 kilometre koşusunun tabii ki maksat muhakkak herhangi bir ödül kazanmak değil. Bize göre hepsi gönüllerimizin şampiyonu olmuş olacaktır.
Ama mütevazi olan bu konudaki ödülleri de kendilerine takdim etme zamanı da kararlaştırılmış bulunmakta. O da yine aynı gün saat 14'te şehirdeki Atatürk alanımızda bulunan Hamamizade Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olacak. Saat 14'te bütün spor severleri ve bütün yarışmacıları Hamamizade Kültür Merkezi'nde beklemiş olacağız. Bu konuda sizler vasıtasıyla tüm kamuoyuna iletmek istediğim, paylaşmak istediğim bütün bilgileri özetlemeye çalıştım. Bu tanıtım hazırlığını özveriyle yapan bizim basın yayın dairemizdeki her zaman sözünü ettiğim sizin meslektaşlarımız olan gizli kahramanlarımız, sessiz kahramanlarımıza siz meslektaşları önünde ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Daire Başkanımız Ahmet Yoloğlu ve arkadaşlarına sizlerin huzurunuzda ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Spora verdikleri katkıyı ve sizlerin verdiği büyük desteği Trabzon'un en baştaki cümlelerimde söylemeye çalıştığım gibi ülkemizin adeta bir spor başkenti olmasını her zaman yaşayıp yaşatacağınıza benim ümidim çoktur. Dolayısıyla tümünüze gayretlerinizden ötürü şükranlarımı sunarken başarılar diliyorum ve varsa sorularınız onları alabiliriz diyorum. Buyurun. Tabii. Bugün eşofmanlarınızla birlikte maratona bekliyoruz. Evet. Varsa soru diye sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu arada çay getirmediler. Burada güzel ikramlarda bulunmuşsunuz. Hadi onlarla beraber vaktin müsait olduğu ölçeğiyle birlikte tüm misafirlerle olan yerel seçimlerde aday değilim. Ve bu münasebetle bütün arkadaşlara her zaman her müracaat edene başarılar dilediğimi ifade ettim. Ve onun dışında da yani meclis listelerinin nasıl oluştuğuna dair herhangi bir önerim de olmuş değil. Kendimiz bizzat o zamanki çalışmaların içinde olmayacağımız münasebetiyle her arkadaşa, her inisiyatif kullanmayı düşünen arkadaşa gönülden başarılar diledik. Yani başka bir şey o konuda söylemiş değil. Evet arkadaşlar, çaylar